elmalı kurabiyenin bir ufak hazırlığını yaparak işe başlıyorum. İki tane şu gördüğünüz yeşil kabuklu yeşil elmalardan var elimde. Ve kabuklarını hızlıca soyduktan sonra bu arkadaşları şöyle mümkün olduğu kadar küçük küpler halinde doğramanızı isteyeceğim sizden. Ne kadar küçük derseniz bana, mümkün olduğu kadar küçük derim size. Küçük küpten kastım da aynen bakın şu şekilde. Küçük küp dediğim aslına bakarsanız hani bir klasik tavla zarından birazcık daha küçük olması benim bu tarifte dikkat ettiğim özelliklerden bir tanesi. Çünkü ondan birazcık daha büyük olunca bu sefer elmalar böyle hafiften bir renk almıyor. Yavaş yavaş pişmeye ve daha hızlıca sularını salmaya başlıyorlar. Çok da öyle olsun istemiyorum. Şimdi iki tane elmayı böyle hızlıca dilimledikten sonra burada tavada yeteri kadar ısındığına göre artık şöyle yapabilirim. Bir kere şurada bu elmaları direkt olarak bak hiçbir şeysiz tavanın içerisine transfer ediyorum. Mümkün olduğu kadar yayıyorum ve yüksek ısıda bu arkadaşları burada hafifçe etrafları renk alsın diye birazcık kendi kendine yavaşça sotelensin diye kendi halinde bırakıyorum. O sırada ben bunun hamurunu yapmaya direkt olarak geçebilirim. Arada bir geleceksiniz gideceksiniz. Böyle bunları bir alt üst edeceksiniz. İstediğim şey elmanın yumuşaması ve suyunu bırakması değil. Tamamen ve tamamen dışlarının böyle hafif bir renk alması, sonra bunun işi tamam olacak. Hamur da aslına bakarsanız çok 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 basit bir formülümüz var. Genellikle ben zaten benzer hamurları tutmaya çalışıyorum daha pratik olsun diye. Bunda normalde şeker yerine birazcık pudra şekerinden, yani normal sofralık şeker yerine pudra şekerinden faydalanacağım. Öncelikle böyle bir parçalayıcının içerisine yaklaşık 3 su bardağı kadar unu transfer ediyorum. Hemen arkasından yarım bardak kadar pudra şekeri ilavem var. Direkt olarak bütün kuruları önce bunun içinde karıştırıyorum. Yarım bardak pudra şekeri girdi. Vanilya ve kabartma tozu, onlar da işin içine girebilirler. Bir paket kadar vanilya ve bir paket kadar da kabartma tozunu direkt olarak buraya transfer ettim. Elmalara gelelim. Elmaları şöyle bir arada, bence mesela daha yüksek ısılı bölüme geçebilirim. Çünkü dediğim gibi çok böyle renk alsınlar istiyorum ama erimeleri asla işime gelen bir durum değil. Şöyle bir tur çeviriyorum. Bak, daha renk almıyorlar ama renk alma noktasına doğru gidecekler bu arkadaşlar. Onlardan hiçbir şüphem yok. Bütün kuruları burada birleştirdim. Arkasından bunun üstüne bir tane yumurta ilavem var. Direkt olarak kırdım yumurtayı içerisine ve daha da gevrek, daha da böyle kıyır kıyır bir hale getirmek için de işin içerisine yaklaşık 125 gram küp küp kesilmiş ve buzdolabında bekletilmiş 125 gram bir margarin ilavem var. Hepsini beraber koydum. Burada parçalayıcının içerisinde duruyor. Niye parçalayıcı derseniz, parçalayıcı çünkü mesela bu çırpma teli vesaire vesaire işlemlerinden daha hızlı bunları bir araya getiriyor. Elinizi daha az işin içine sokuyorsunuz ve soğuk olan bütün hamur ve benzeri işlemlerde çok daha pratik bir sonuç alıyorsunuz. Öncelikle ilk yapacağım şey bunu burada birkaç saniye dırtlamak. Soğuk süt ilavem var 3-4 yemek kaşığı kadar ama onu sonradan bu aradan içerisine ekleyeceğim. Önce biraz dırtlayalım. Şimdi kıvam olarak her şey bir kum kıvamına geldi. Birazdan toplayacak bu arkadaş. Toplamasını kolaylaştırmak istiyorsanız, bir de fırında biraz nemli pişsin istiyorsanız 3-4 yemek kaşığı kadar süte ihtiyacınız var. Ama bak çekin çekin devam edin. Sonra arada birkaç kaşık süt ekleyin buna. Çekmeye devam edin. Çok fazla süte ihtiyacınız olmayacak. Gördüğünüz gibi kıvam hızlıca toplanıyor ve böyle yoğrulabilir bir noktaya doğru gidiyor. İşte aynen bundan bahsediyorum. Elmaları çok ihmal etmeyelim. Şöyle arada bir karıştıralım. Bak bak bak. İşte bundan bahsediyorum. Hafif dışları renk almaya başlıyor. Gördüğünüz gibi. Elmanın içerisindeki mevcut suyu bunun tas tamam yanmasını ve kavrulmasını engelliyor. Ama tabii ki ısı her zaman galip gelecek. Şöyle tatlı bir renk aldırmaya doğru devam ediyoruz. 10 numara 5 yıldız bir kıvamdayız. Bakınız şimdi hamurumuzun aldığı kıvamı size göstereyim.
Şu arkadaşlarla vedalaşabiliriz. Heh. Hafif toplandı hamur. Ama daha hala böyle hani literatürdeki eski bizim alıştığımız annelerimizin yaptığı gibi böyle bir kıvamda değil. Ama bak görüyor musun? Hemen bir araya geliyor ve güzel bir şekilde kıvamlanıyor bu hamur. Artık bunu bir streçin içerisine alıp birazcık dinlendirmek tatlının selayeti açısından çok önemli. Fakat dediğim gibi şurada bu arkadaşı hiç unutmayalım. Bak bak bak. Böyle gayet güzel tatlı tatlı renk alıyor. Güzel bir hafif böyle dışına tatlı bir kahverengi vermek benim şu anda en çok istediğim şey. Verdik mi kahverengiyi? Görüyorsunuz herhalde. Tamamız. Artık bu dakika itibariyle hamura az sonra dönebilirim. Şunu bitireyim. Bu dakika itibariyle şimdi bu arkadaşın içerisine küçücük bir parça şu kadarcık esmer şeker ilave ediyorum. Birazcık daha çıtırlaştırsın diye. Altını kısığa alıyorum. Çünkü esmer şeker hızlıca yanacaktır. Sonra da şöyle bir güzel karıştırıyorum. Bak esmer şeker ve bu ikisi beraber tamamdır. İçerisine bir iki küçük parça parlatmak için çok da fazla değil şu kadar. Yine bir margarin laven var. Her şeyi bir güzel karıştırıyorum. Of çıtır çıtır olacak bunlar. Eğer bu işlemi yapmadan kurabiyenin içerisine bunları karıştırırsak elmalar birazcık fazla sulanıyor. Ondan sonra kurabiyenin kıvamını bozuyorlar. Ben de böyle olsun istemiyorum. Her şeyi böyle güzelce parlattık gördüğünüz üzere. Son olarak da elmaya en çok yakışan baharatlardan bir tanesi tabii ki toz tarçın. Küçücük bir parça şöyle tarçın ilave ediyorum. Çok fazla değil. Bir çay kaşığı belki. Belki var belki yok. Her şeyi güzelce karıştırıyorum. Tarçın yukarıya doğru bütün aromasını ve kokusunu veriyor. Artık bu arkadaşı başka bir tabağa transfer etmemin vakti geldi. Çünkü tavanın içerisinde bırakırsam bunlar hem kendi ısısıyla beraber tavanın birazcık daha fazla sulanmaya başlayacaklar. Hem baharat ister istemez mevcut ısının çokluğundan dolayı yanacak. O yüzden bakınız alıyorum. Bir tabağın içerisine transfer ediyorum. Geniş bir şekilde yayıyorum. Ve soğusun diye birazcık burada kenarda bekletiyorum. Gelelim buradaki kıvama. Koyuyorum. Çok fazla ellemiyorum. Niye? Çünkü daha önce de çok söylemiştim size. Mümkün olduğu kadar bunun kendi yağın içeride hafif kalması ve açarken, pişerken içeride dağıla dağıla pişmesi benim için çok önemli. Bir streçe sardım. Dolaba atıyorum. Elmalar da orada güzel güzel soğuyacak. Ondan sonra ikisini birleştirip direkt olarak fırında pişireceğiz. Hamurum bir tık topladı. Elmalar soğur kıvama geldi. Şimdi bu ikisini birleştireceğiz. Açıyorsunuz hamurunuzu. Direkt bir yağlı kağıdın üzerine. Bir fırın kağıdı. Birazcık soğuk olduğu için çalışırken böyle ufak ufak kırılabilir. Hop sıkıştırırsınız yeniden toplar işi bitirirsiniz. Sonra bu elmalı harcı alıp hamurun direkt olarak üstüne koyuyorsunuz. Şimdi bakınız normalde bu tip böyle elmalı kurabiye ve benzeri tariflerde hani bunu bir üst harç gibi yaptık öyle yaptık böyle yaptık. Ama hamurla beraber yoğurduğunuz zaman fırında piştiğinde gerçekten çok güzel böyle fantastik bir kıvam alıyorsunuz. Hiç bunu da yabana atmayın. Şöyle bir hızlıca birleştireceksiniz her şeyi. Elmaları çok ezmeden, yani çok bu çıtırtısını kaybetmeden hamurla elmayı birazcık bir kıvama getirmeye çalışacaksınız. Hafifçe yoğurduk bunu. Yani amaç elma hamurla mümkün olduğu kadar çok öpüşsün, örtüşsün. Sonra bir tane daha böyle bir fırın kağıdı aldım, üstüne serdim. Sonra mümkün olduğu kadar bak ortaya koyuyorum bir merdaneyi. Kendime doğru çekiyorum, aşağı düşmüyorum ama ortadan ileriye doğru yürütüyorum. Yani anlayacağınız bunu güzel, mümkün olduğu kadar düz bir satı olacak vaziyette açmaya çalışıyorum. Aynen şöyle. Ne kadar kalınlıkta açacağım? Size şöyle söyleyeyim. Takriben yarım santim boyutunda. Daha da inceltmeyeceğim bunu çünkü
O zaman böyle piştiği zaman güzel hafiften bir ayrışıyor. Son derece güzel bir kıvam oluyor. 1 santime kadar yapabilirsiniz yani. Yarım santim, 1 santim aralığı benim için gayet kabul gören bir aralıktır. Şöyle bakalım. Olmuş sayılır. Şöyle, şöyle ve böyle derken işimiz neredeyse tamam. Bu şekilde keskin köşeler verecek şekilde bundan böyle yuvarlaklar çıkartın. Fırın tepsisine dizin. Sonra 180 dereceye önceden ısıtılmış fırında aşağı yukarı 15-18 dakika kadar pişirin. Soğutun ve yerken de bu lezzetli çıtır çıtır kurabiyenin tadından vazgeçemeyeceğinizi göreceksiniz.